Artı balkona açılan kapı var burada. Hem mutfaktan açılıyor, hem salondan kapı açılıyor bu şekilde. Gayet güzel. Evet sevgili dostlar, sevgili izleyiciler. Şu an Afyonkarahisar, Çetinkaya, Tokiler'e geldik. Şimdi burayı gezeceğiz. Sizlere göstermeye çalışacağız. İçerisini, dışarısını göstereceğim birazdan. Burası Çetinkaya, Afyonkarahisar, Çetinkaya, Tokyo konutları. Bugün de size burayı tanıtalım diye düşündük. Ev tutmak isteyenler olur, satın almak isteyenler olur. Burası da mutfak. Küçük bence, bayağı da küçük. Normal Tokilere göre küçük yapmışlar. Tezgahını normalde bu şekilde yapılmıyordu. Önceki köylerde böyle değildi ama bunu mermer yapmışlar. Öbürü suntaydı. Üstüne kaplama yapıyorlar. Herkes değiştirmek zorunda kalıyordu. Bunu mermeri güzel düşünmüşler. Değiştirilmiş. İyi olmuş. Ama çok hani mutfağı küçük. Buraya balkon. Manzarası güzel. Harika bakıyor. Burası alaprangat var. Şey, tuvalet güzel ama eşik koymayı unutmuşlar. Burası tünel olarak yapılmış. Arka çamaşır makinesi koymak için bir yer yapılmış. Hem kiler hem makine koymak için. Güzel olmuş. İyi düşünülmüş. Burası banyo. Banyo da gayet güzel. Geniş. Duşakabin yoktu önceki kapılarda. Bunu duşakabin yapılmış. Bu şekilde. Bu da güzel olmuş. Fayansları da gayet güzel renk son olarak. Buraya bakalım. Burası yatak odası olarak yapılmış. Artı burada depremzede arkadaşlar kalmış. O yüzden onlara eşya verilmiş. O eşyalar hala içinde duruyor. Yatak odası dar biraz uzun ama dar yani biraz daha geniş olabilirdi. Yani büyük yatak odası olanlar sığmaz. Pencereleri güzel düşünülmüş. Onu da göstereyim. Kullanış açısından gayet güzel. Boydan yapılması hoş. Ben beğendim. Pencerelerin kapıları güzel. Burada iki oda daha var. Burası odanın birisi. Odalar da yine küçük. Metrekare olarak 110 metrekare herhalde burası. İster oturma odası olarak kullanılır, ister çocuk odası olarak kullanılır. Burası aynı şekilde çok geniş değil. Burada küçük. İdare eder odalar. Yani iki çocuğu olan. Camlar yine boydan odaların camları. Kapı gibi açı oluyor bu şekilde. Güzel düşünmüş. Demir yapılmış ekstradan. Tüm katlarda var demirler. Artı üstler açılmalı. Sağlanmak için bu şekilde. Gayet güzel düşünülmüş. Yani müstakil biraz şimdi şuradan oturduğum burası zaman. yeni kat olduğu için müstakil havası var evin içinde. Yani şöyle
Çocuk parkına bakıyor. Spor alanları var. Yine en güzel yeri bence salon. Gayet geniş, güzel kullanışlı. Burası salonu evin. 3 tane pencere konulmuş. Artı balkona açılan kapı var burada. Hem mutfaktan açılıyor, hem salondan kapı açılıyor bu şekilde. Gayet güzel. Salon çok hoş. Salonu güzel geniş yapmışlar. Manzarası bu. Manzarası da süper. Kız aileler için ideal. Bizim için? Bizim için de güzel. Çocukları seyrederiz oturduğumuz zaman. Bir şurada. Spor alanları, spor aletleri var. Basketbol sahası var. Şurada. Voleybol da var. Voleybol hepsi var. Bunlar için kamelyalar var. Gördünüz her kalanı. Şöyle tuttuğumuz tam karşıdaki evi tuttuk. Bu binada dairemizi. Tam karşımızda spor alanı var. Şöyle içeri giriyoruz. Bakın. Şöyle basketbolla voleybol oynayabiliyor. Şöyle. İçerisinde gezelim şöyle. Şu şekilde. Kanalımıza abone olup bize desteklerinizi verirseniz çok seviniriz. Herkese iyi günler dilerim.